Abi bir dakika madem bu kadar dolar muhabbeti dönüyor. Çinko karbon vatandaş olarak kendi fikrimi söyleyeyim mi? Merak ediyorsanız söyleyeceğim. GameX'e gelmeyeceğim. Çinko karbon vatandaş olarak biraz araştırma yeteneği olan bir vatandaş olarak kendi fikrimi söyleyeceğim. Hayır söyleme. Bu, bu pezevenklerin hepsini banlayın. Bu hayır söyleme yok diyenlerin hepsini banlayın. Benim chatim koyundur oğlum siz nereden geldiniz? Ben ne dersem tamam diyeceksiniz. Allah Allah amına koyduklarıma bak. Ne oluyor lan çavbele mi oğlum? Hayırdır seks mi burası? Komünist misiniz siz? Hayırdır oğlum? Müslüman mahallesinde sal salgangoz mu satıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sikerim lan belanızı. Neyse. Abi şimdi bakın arkadaşlar. Size bir tavsiye vereceğim. Beni zaten yakinen tanıyanlar ve takip edenler olaylara objektif bir şekilde ve her olaya kendi kapsamında baktığımı, değerlendirdiğimi iyi bilirler. Şimdi efendim sen bir sus. Amına kodumun kliması o kadar da kapan lan. Çok aşırtı yapıyorsun. Heh, tamam şimdi kafalar rahatlamıştır. Şimdi arkadaşlar bakın sırf ben A tarafındayım ya da B tarafındayım diye bütün olaylara X kişisi söyledi diye karşı çıkmak olmaz. Doğru değil. Ben bunu yanlış buluyorum. Bakın. Bir dakika sigara yakacağım. Ciddi bir konu. Hatta açık konuşacağım. Açık konuşuyorum. Sırf AKP'li değilim. Anti Recep Tayyip Erdoğan'ım diye bu yaşadığımız günlerde Erdoğan'ın söylediği her şeye burun kıvırmak yanlıştır. Çünkü doğru söylediği şeyler de var. Bunu kabullenmek zorundasınız. Eğer bunu kabullenmezseniz oh o nefret ettiğiniz sizin çomar dediğiniz kitleden hiçbir farkınız kalmayacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği her şey doğrudur diyen kitleden hiçbir farkınız kalmaz. Kulaklarınızı açın arkadaşlar. Oyun Trump gelmiş casus olduğu %100 belli olan papazı şu saate kadar yolla koçum. Sana bu kadar vergi koçum. Yersen koçum gibisinden konuşmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar buna evet efendim diyecek bir Türkiye'yi sindiriyor musunuz içinize? Siz ciddi misiniz ya? Yani tamam anti, anti Erdoğan'cı olun da ebesinin yani hani sırf anti Erdoğan olmak için buna da Okey diyen insanlar var arkadaşlar. <laughs> abi kendinize gelin bir silkinin amına koyun ne diyorsunuz ya. <laughs> Bu direkt yani TC pasaportu taşıyan herkese hakarettir. Bunun karşısında tabii ki durmak zorundasınız. Zorundayız. Deli misiniz siz ya? Bu çılgınlık yani. Ben böyle şeyler görüyorum internette. Çok saçma. Ee, bundan iki gün önce Çinli arkadaşımla konuştum. Biliyorsunuz uzun zamandır izleyenler biliyordur benim Almanya'da Çin kökenli diyeyim. Çin kökenli Alman bir arkadaşım var. Ee, onunla konuştum. Almanya'ya gideceğim çünkü e, Polonya'ya tekrar döndüğümde çünkü Avrupa'da herhalde son bulunuşlarım falan. Neyse işte onunla ne zaman nerede nasıl buluşalım falan filan diye konuşurken e, Çocuk şey dedi ya Trump dedi dünyaya, dünyaya dedi gelmiş bir veli nimettir dedi ya. Veli nimettir dedi. Oğlum dedim niye öyle diyorsun? Abi dedi sayesinde Çin dedi. Coştu dedi ya. Suratına giren. <laughs> sayesinde dedi valla adam taşıyor bizi. Dedi. Adam bizi keriledi dedi ya. Adam bizi keriliyor. Yani şimdi adam kalktı aynı şeyleri bize söylediğinin benzer şeyleri İngiltere'ye söyledi. Ya hayırdır? Bro. Ne oluyor ya? Trump geri zekalısı biraz daha böyle devam ederse zaten ibreler net değişecek abi. Bundan sonra Çin parasıyla bütün dünya ticaret yapmaya başlayabilir yani. Trump böyle devam ederse ilginç kafalar. Çünkü yıllardır yıllardır şöyle bir şey kurmaya çalışıyordu Amerika. Ey bize bakın biz Batı demokrasi falan bunların koruyucusu hu yuppi bize bakın biz çok işte hepinizi sikliyoruz insan hakları bilmem ne özgürlükler bizim çok umrumuzda triplerindeydi. Sen bana havlayamazsın senin belanı sikerim terbiyesiz köpek ayıp ediyorsun. Sen acıktın galiba. Bu ara çok yemeye başladın sahibin gibi obez olacaksın dur oğlum. Ee, yani böyle bir ilüzyon oluşturmaya çalışıyorlardı. Hollywood destekli Amerika o dünyanın koruyucusu kurtarıcısı bilmem ne. Şimdi Trump çıktı arkadaşlar insan hakları falan filan hiçbirisi sikimizde değil. Aslında hiç değildi. Batı, NATO, NATO bu ilişkiler ikimiz değil. Diyerekten Amerika'nın gerçek yüzünü artık en aptal insanın bile suratına sürmeye başladı. Allah razı olsun ondan. Ne istiyorsun oğlum sen? Sen yemek istiyorsun. Olay bu yani. Olay bu. Bakalım. Bakalım neler olacak. Hepimiz oturup izleyeceğiz. Yani doların evet 5'e kadar yükselmesi tamam. Bir nevi ekonomimizden kaynaklanan şeyler olabilir ama yok da 6-7 bilmem ne ebesinin ama yani bunlar hani gerçekten mihrak işi. Ha mihrak konusunda da tabii ki her ülkenin dış mihrakı vardır. Her ülke her ülkeye düşmandır amına koyayım. Yani Türkiye'ye kim niye kucak açsın ki? Dar olacağız mavi diğer ülkeler. O yüzden kendi ekonomimizi, kendi teknolojimizi geliştireceğiz. Bu kadar abi.